toplantıda sizin de bugünkü yazınız var. Bir de tabii piyasalar nasıl etkilendi durumdan faiz kararının ardından? Önce piyasalarla bir başlayalım. Buyurun. Evet, piyasalarda aslında değişiklik olmadı. Hı hı. Karardan sonra bir miktar dolarda artış olmuştu. Ama şimdi bakıyorum 30 lira 98 kuruş, 99 kuruş. Euro zaten değer kazandı. Küçük de olsa euro yukarıda 33.65 gibi görünüyor. Hisse senetleri piyasasında önce bir bankacılık hisselerinde bir satış oldu ama şimdi artıda. Bütün bunlar aslında beklenen bir karardı. Tepkisiz oldu. Yalnız dolarda bir miktar hareket oldu karardan sonra. Şimdi düne göre düşük gösteriyor ama bu arada rezerv satılmış olabilir. Yani ne kadar beklenen bir kararda olsa belirli bir hayal kırıklığı olduğu kesin. Hı hı. Gerekenin yapılmadığı konusunda. O yüzden de bir şey oldu ama şimdi döviz satarak belli ki bunu normal haline getirdiler gibi görünüyor açıkçası. Baktığımız zaman aslında şöyle ki bu karar metnine baktığımız zaman hani merkez sabit tuttu diyoruz faizi ama karar metninde bazı ayrıntılar var. Yani bu özellikle işte o söylemlerde sanki böyle bir sonrakini arttıracak gibi bir şey mi görüyoruz? Enflasyona yönelik sözlerinde özellikle. Ya aslında tahminler oldu gibi. Hı hı. Yani enflasyonda bozulmayı, bekleyişlerde bozulmayı görüyor. İç talepte hala yeterince bir sıkılık olmadığını görüyor. Benim anladığım kadarıyla. Yalnız seçime kadar da yapamayacağı için faiz artışını belli ki bir kısıt var. Seçim sonrası için bazı açık kapılar bırakıyor. Bu yani ne diyor? Eskiden işte parasal sıkılaşma gözden geçirilecek derken şimdi diyor ki enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır diyor. Daha kesin bir dille faiz arttırabiliriz diyor. Hı hı. Bunu geçen sefer söylememişti. Şimdi söylüyor ama yine geriden geliyor. Piyasanın gerisinden geliyor. Belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda. Zaten o öngörülüyor artık. Yani her tarafta görülüyor. Bütün verilerde görüyor. Bir bu var. Biraz daha orada şey yapmış gibi. İkincisi kurlarla ilgili son dönemde biliyorsunuz seçimden sonra aynen Mayıs seçimlerinden sonra olduğu gibi kurlar bir zıplar gibi bir beklenti oluştu piyasada. Bunu da bertaraf etmeye çalışıyor. Diyor ki para politikasındaki kararlı duruş dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecek. Yani bundan sonra enflasyonun altında kur artışları devam edecek diyor. Ve kurda fazla bir hareket beklemeyin diyor açıkçası. Hı hı. Zaten Maliye Bakanı da daha sonra Mehmet Şimşek de bir açıklama yaptı. Şey dedi, programlara öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacak. Ve şeye inanmayın işte bu. Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyin gibi bir laf etti. Evet, ekranımızda aynı şu şeyi... anda o mesajı da Mehmet Şimşek'in. Evet. Evet. onu da söyledi. Yani hep birlikte kurlarda artış beklentisini azaltmaya çalışıyorlar. Bir başka şey daha var. Kredi ve mevduat oranlarına dikkat çekildi bu sefer. Açıklamada bu kadar şey yapılmıyordu. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir diyor. Parasal sıkılığı desteklemek amacıyla likidite gelişmeleri yakından takip edilerek sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılacaktır. Yani bunlar da var zaten. Yani mevduat faizlerinin yükselmediği, hatta gerilediğini görüyoruz alınan önlemlere rağmen. Kredilerde de büyüme var. Yine